Şimdi keşke bilseydim kısmında eğer bu aşağıda sıralanacak 12-13 tane madde var. Bunlardan bir haber biz bu yola çıkarsak başımız ağrır. Bunlardan şimdi elden geldiğince hızlıca bu maddelerden bahsedelim. Öncelikle gerek bu metal ayırları indireceğiniz zaman, hatta gerekse source paketler için de geçerli. Git versiyon kontrol kaynaklı source kodu indirmeniz sizin faydanıza neden? Çünkü arka tarafta eğer o repository'de bir update gelmişse sizin için bunu fetch ederek, yani yenisini indirerek bu yıl çalışmalarına başlayacak yoktu. Ama yok, siz işte X paket 1.2.5 versiyon nokta tar.gz sadece üzerinden giderseniz o bir release'dir, o da olabilir. Ama bu özellikle use git dediği tarball yerine, yani tar.gz dosyaları yerine, sabit dosyalar yerine git kullanırsanız otomatik update olacak yapıyı yok da size sağlar diyor. Layer index hakkında biraz önce de herhalde bahsettik. Open Embedded içerisindeki layer'lar var. Yok da proje uyumlu layer'da indeksler var. Günün sonunda diyor. Günün sonunda arkadaşlar. Mail listeleri, diğer developerlarla konuşma sizin için layer index seçiminde deneme yanılma, doğru layer index seçiminde sizin için faydalı olacak. Günün sonunda deneme yanılma, mail listelerini kontrol etme ve working with other developers, diğer geliştiricilerle birlikte kolaborasyon, paylaşım içerisinde çalışma sizin doğru seçimler yapmanıza yardımcı olacak. Yani burada gri bir alan var arkadaşlar. Yani o biraz önce dedik ya, baktık Meta Atmel nerede çıktı? Meta Atmel Open Embedded Layer içerisinde, ama Open Embedded Layer validated olarak sunmuyor dokümanında normalde. Velhasıl burada da herhangi bir paket, herhangi bir receipt seçecekseniz, layer seçecekseniz bunun için bu gri alanları beyazlaştırmanız gereken bir ön çalışmalar yapmanız lazım yani. Ekstra ekleyeceğiniz layer'larla alakalı. Bu kavramlar zihninizde biraz daha doğal sonra oturacak. Şimdi ben üzerinden hızlıca geçeyim. Sizin yeni olduğunuzu varsayıyorum. İlk defa karşılaştığınızı varsayıyorum. Ama bunu dönüp dolaşıp bu şu linki, ah keşkem keşkem keşke bileydim linkini baştan projelerinizde ilerledikten sonra bir tekrar tekrar okumanızı ben tavsiye ediyorum. En sevdiğim maddesi. Use existing BSP layers from silicon vendors when possible. Eğer varsa diyor, senin TI'nin, NXP'nin, Intel'in, Atmel'in, ST'in. Geçen gördüm, ST'nin de bir meta değeri var. Ama o da Open Embedded içerisindeydi herhalde. Onu kullanın. Evet. Hatta ben direkt TI'nin web sitesinden indirerek kullanmanıza taraftarıyım. NXP üzerinden, TI üzerinden, ama doğrudan Yocto'yu indirip Meta TI'yi de kullanma şansı var. Meta TI kullanabilirsiniz. Meta Arago'yla Arago tabanlı bir şeyde işletim sistemi de derlemiş olursunuz. Vesaire. Kullandığınız Silicon Vendors'tan kastı Intel TI, NXP, Atmel, ST. Renesas varsa işte, bilmiyorum. Efendim. Bunların size, onlar hem kendi web sitelerinde bazı yönlendirmeler yapıyorlar arkadaşlar. Hem onların sözlerini dinleyin. Hem de Validated Meta, Intel, Meta TI gibi platformunuz neyse onu kullanın. Modüler çalışın. Her şeyi bir katmana, layer'a koyacaksınız diye bir şey yok. Modüler çalışın, update'i kolay olsun. Neva Eva, Neva Eva demiş. Neye demiş? Poki Layer'ında modifikasyon yapmayın diyor.
Meta Poki için. Bir dahaki release'de onların hepsi yok olacak diyor. Peki, tamam. Dokümentasyonu Google'da arama yapmayın. Onun yerine diyor ki, bakın pek çok geliştirici tüm doing a search through'u şu ifadeyi araman senin için zaten Google'da merak ettiğiniz şeyleri aramayın. Diyor ki şöyle efendim Yocto Project Complete Documentation seti açınız. Orada zaten Yocto Project Mega Manuel var. Bu Mega Manuel'i bir görseniz efendim lebiler ya pek çok birbirinden bağımsız dökümanının bir araya getirildiği bir doküman Mega Manuel. Birbirinden bağımsız. Bakın biraz önce baktık ya Quick Build. Quick Build burada en başında var. Ardından bakalım hemen ardına ekledikleri doküman hangisiymiş. Yocto Project Overview and Concept Manuel. Bakın manueller ardışıl sıralanmış burada. Siz en temel bir şey arayacağınız zaman işte Ctrl F yapacağınız. İşte sizin Google'ınız burası arkadaşlar kabaca söylüyorum. Sizin Google'ınız Mega manuelin içerisinde Ctrl F yapmak. Ve tabii Google hani şu Complete Documentation Set diğer dokümanları da Tips and Tricks, Documents Archive bunları da bakıyoruz. Bakın şu an biz neredeyiz? Vata'ya I wish I know. Onun içerisinde ah keşken bileydim işin başında dokümanındayız. Evet ne diyor? Understand basic temel konseptleri kavra kardeşim bu workflow'da, bu iş akışında nedir? Fetch. Kaynak kodun Git'ten indirilmesi veya tar.gz olarak indirilmesi. O bir şekilde zip'tir, tar.gz'dir veya git'tir, svn'dir, klon olmuştur, extract oluyor, source code kullanılmış hale geliyor. Patch'ler tanımlanır. Nerede tanımlanır? O bb.append dosyasının içerisinde patch tanımlanabilir, bb içerisinde patch tanımlanabilir. O patch de source code'a çakılır. Konfigürasyon. O paketle ilgili konfigürasyonu yine Yocto'nun içerisindeki dosyalarda yapacağım. Build eder. Paket kurulur. Artık senin image'ine kurulur. Ve paketlenir package. Paketlenir. Ne olur? Bir IPK olur, dep olur vesaire. Bakın şurada harika bir blok diyagram var arkadaşlar. Harika. Rika harika. İlk önce bakın legend'ını bir okuyalım. Upstream source'dan bahsediyorum bak diyor turuncularda. Metadata inputs'lar griler diyor. Şu mavi çerçeve build sistemi ifade ederken beyazlarda her bir iş adımını, workflow'daki iş adımını tanımlar. Yeşiller senin RPM, DEP, IPK paketlerini tanımlarken output image datanda işte şu mavilerdir. Haydi başlayalım şimdi bunu okumaya. Şimdi bir Git'ten indiriyoruz. SCM nedir? Source Control Management yani Git'i, SVN'i tabir eder. Bir local proje de olabilir senin giriş kaynağın. İşte upstream project releases tar.gz olarak indirdiğini de varsayıyor. Source materials oldu bunlar. Source materials girdi. Source fetching. Fetch neydi? İşte bunları yukarıdan almak. Kaynak neyse. Şu üç kaynaktan biri geldi. Source fetch edildi. Artık build sistemin içerisine source code girdi. Source fetch edildikten sonra bu patch application, config compile gibi şeyler source fetching, patch application gri girdilerle bir şekil alıyor. Bakın patch application. Yani bu patch var, bir patch var. Tamam nerede tanımlı? BB veya BB append dosyası içerisinde tanımlı. Bak BB artı patch demiş. O patch'in petini nerede veriyoruz? BB append dosyaları içerisinde veriyoruz. BB append dosyaları, BB'ler nerede? Layer'lar içerisinde. Meta tire bla bla layer'lar içerisinde onları göreceğiz. BSP configuration, işte meta tire, meta nxp bunlar girdi filmin içerisine. Policy configuration'dan şu an vallahi açıkçası benim anladığım lisanslar. Lisansla ilgili bir şeyler olabilir. Policy configuration yorumlarda yazarsanız anladığınız şeyi memnun olurum. Bu arada tabii tecrübeli arkadaşlar da dinliyorlarsa katkılarıyla videoyu şenlendirirlerse eleştirel de olur. Katkı olarak da olur. Yorumlar açık arkadaşlar.
yapıcı yorumlarla diğer yeni videoları genç arkadaşlar, yeni tanışan veya bu tecrübeli olup bu kavramla yeni tanışan tüm arkadaşlar için videoları daha iyi geliştirerek insanların kullanımına sunarız hep beraber. Tecrübeli arkadaşlardan da katkılarını bekliyorum. Şimdi ne oldu? Source geldi, patch oldu, config compile build aşaması geçti. Ve paketlerimiz dev paketi, RPM paketi, IPK paketi oluştu. Quality Assurance testine girdi, çıktı. Bizim bir sürü bir IPK dosyalarımız veya dev dosyalarımız, bir projede dev de kullanmıştım. Ne oluyor? Kendi bir repository oluşturabiliyorsun. Yani apt get update yapacağın sunucu senin laptopun haline getirebiliyorsun. Anlatabiliyor muyum? Veya sizin bir şirket sunucunuz. Artık apt get update yapıldığında, apt get install bla bla yapıldığında, yani düşünün biraz daha böyle flash diski geniş, SPI flash'ı yerine veya EMMC kullandınız, 4 GB, 8 GB, yani bir Debian'vari bir imaj oluşturabileceğiniz geniş bir embedded sisteminiz olsun, EMMC flash'ı. Orada ne oldu? Bir dev reposuna da karşılık indirme işlemleri yaptığınızı düşünün. Remote update'inizi o şekilde yönettiğinizi düşünün. Geçtim. Image generation işlemi yapıldı. Build sistem içerisinde. Image'in içerisine image install append ne yapmışsanız, ne ekle babacım demişseniz onları hop imajı ekledi. Sonuç olarak işte sizin target'ınızın durumuna göre 10 MB'lık RAM diskte oluşturmuş olabilirsiniz. 2 GB'lık X3 imajı oluşturmuş olabilirsiniz. Application Development SDK, evet orada Populate SDK dediğiniz zaman da size bir .sh çıktısı üretiyor. Bir kurulum, yani bir install file çıkarıyor sizin için. O install file'da ne içersin? Tüm toolchain ve sysroot. Yani sizin cross compile environment'ta ne ihtiyacınız varsa Populate SDK dediğiniz zaman sizin için generate ediyor. Bunu arkadaşlarınıza veriyorsunuz, bilgisayarlarını kuruyorlar. Ve onların toolchain'leri bu olmuş oluyor. Evet dediğim ve geçtim, devam ediyorum. Aa, çok güzel. Sen bir şey generate ediyorsun da onun bağımlılık grafiğini de elde et. Arkadaşım diyor. Bak Treji ile Bitbake bunu yapıyor diyor. Generate Dependency Graphs'ı açalım. Şu fazlalıkları bir kaldıralım. Bakın Treji ile GraphWiz tabanlı. GraphWiz'i de kim bilir? Doxygen kullananlar bilir. Görsel grafikli size bir dependency graph çıkaracağım diyor. Ya harikasın, ne diyelim. Ondan sonra geçtik. Here is how you decode magic folder names. Tempwork. Şu Tempwork build'ın altında benim kullandıklarımda oluşuyor. Build klasörü, yani Poki bir indiriyoruz. Altında build klasörü, altında da Tempwork klasörü. Bu Tempwork klasörü bizim derlemelerimizin olduğu yer arkadaşlar. Bakıyor build system fetches. Evet, unpack, yani biraz önceki işlemler şuradan bahsediyor. Extract eder, unpack eder. Preprocess artık ne detayları varsa onları yapar ve build eder. Bu build ettiğiniz şeyler nerede? Tempwork'ün altında. Aynı zamanda bazı loglar da oluşuyor, hatalı derlemeler. Hatalarla karşılaşacaksınız, bir sürü hatalarla karşılaşacaksınız. Onları çözmeyi de eliniz alışacak bir süre sonra. Treyula when you perform build you can use bu treyu bitbake command line parametresiyle build dependency'sini daha iyi anlaman için de size yardımcı olacak bir treyu, treyci ve treyu, onları da labımız içerisinde deneyelim. Ben unutursam siz yorumlarda hatırlatın bana. Ki diğer videolarda onları ben ekleyeyim. Unuttuğum şeyleri yazın arkadaşlar. Konuşup da unuttum, daha sonra yapmadım. Çünkü bu bir video serisi olacak. 20'şer 30'er dakikalık her biri. Tabii ki yalnızca bir recipe, yani sadece bir paketi. Örneğin siz sadece bir paket derleyeceksiniz. Ne paketi olsun? Bir paket ismi. Nginx. Nginx paketi olsun örneğin.
Örneğin Nginx diye bir işte siz web server biliyorsunuz. Bitbake Nginx'lerinize sadece Nginx resipini derleyecek. O resipin içerisinde çıkacak paketler birden fazla olabilir. Birden fazla deb paketi üretebilir. Birden fazla IPK paketi üretebilir resipin yapısına göre. Onu yani hataları daha iyi anlayabilmeniz için bir dev shell yapısı var. O dev shell'i açık konuşayım. Benim de biraz bakmam, çalışmam lazım dev shell konusuna. Böyle basit kullanımı burada. Biraz daha kompleks kullanımı, basit kullanımı, herkesin bildiği kullanımı şurada. Bunu herkes bilir tarzında. -c dev shell'de hani kullanabilirsiniz. O size bir hatanızın kaynağını anlamanız için size yalıtılmış bir ortam sunacak. Burada da biraz daha meselenin kompleks noktalarını okumasını yapabilirsiniz. Biraz önce de bahsettim. Paket ve tarif, resip. Package versus resip. Şimdi bunlar birbirinden farklı kavramlar. Yani bir resip birçok paket üretebilir arkadaşlar. Paket üretir, tire doc paketini üretir, tire lib paketini üretir, tire dev paketini üretir. Efendim, tire util paketini üretebilir. Yani bu resipin yazılma tarzına göre değişir. Hani nasıl mesela Nginx dedik yine. Nginx paketini tire doc paketi olabilir. Nginx tire lib olabilir atıyorum. İşte ncurses paketi derledik. Ncurses tire lib olur. Ncurses'in kendi ana paketi olur. Yani exe'yi içeren paketler olabilir. Bir de onu header file'larıyla development yapılacak bir pakettir atıyorum. Trelib paketi olabilir. Hani Linux'a aşina olanlar bunu bilirler. Hani aynı isimde tire doc, trelib, tire util, tire efendim dev, tire debug gibi pek çok paket üretilebilir. Paket derlediğin root efesin içerisinde hangi paketleri koyduğunuzu da öğrenmeniz gerekecek. Bunu da bilelim arkadaşlar. Burada 13. maddede create your own image recipe diye bize tavsiyede bulunuyor. Sizin SDK'nız içerisinde gelen mevcut bir imaj vardır. Core image'dır ismi vesairedir. Onun içerisinde değişik yapmak yerine kendi imaj recipe'nizi lütfen ortaya koyun diyor. Finally. Burada temel tavsiyeler var. Yukarıdakilerle de ilişkili tavsiyeleri var. Bu maddeleri de okumanızı dilerim. Bu 15. maddede de sizin yoktu projesinden beklentinize göre, birinci önceliğinize göre okumanızı, göz gezdirmenizi tavsiye ettiği dokümanların listesi de manuellerin listesi de aşağıda sunulmuş.